Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, aziz, latif, mübarek, mücella, musaffa, pâk, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, eshab-ı kiramın, enbiya-i izamın, saadat-ı kiram hazaratına, cümlemizin geçmişlerine, ruhu şeriflerine, bütün İslam dünyasının, vatanımızın, milletimizin selametine, şerirlerin şerlerinden muhafazası niyazıyla, bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas. Allah'ın Resulü. Muhterem kardeşler, seyahatimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak inşallah bu seyahatimizden hepimize bir takım nasiplerle dönmeyi Rabbimiz ihsan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak muhtelif ayetlerde, ilk okunan ayette kulunu hep tefekküre davet ediyor. Yani bu tefekkürden gaye insan aciz daima Rabbine muhtaç. Rabbine ihtiyaç halinde yaşıyor. Cenab-ı Hak semadan misal veriyor, yıldızlardan misal veriyor. Orada nizamdan, intizamdan, programdan misal veriyor. Güneşten, aydan misal veriyor. Diğer ayetlerde toprak terkibinden misal veriyor. Bir toprak terkibinden çıkanları anlatıyor Cenab-ı Hak. Nasıl bir insana ikramda bulunduğunu. Yağmuru misal veriyor, tabiat şartlarını misal veriyor, tabiat kanunlarından misaller veriyor. İnsanın kendisinden misal veriyor, nasıl dünyaya geldi, nasıl bir yoktan, bir nutfeden, nasıl bu vücut meydana geldi, nasıl içerideki cihazlar meydana geldi ve bu cihazlar ne şekilde çalışıyor? Bu cihazların çalışması bize bırakılsa ne kadar arıza yaparız? Şimdi muhtelif toprak terkibinden çıkan birçok şeyler yedik. Hemen biz farkında olmadan bütün cihazlar faaliyete geçti. Kimi cihaz kan dolaşımını arttırıyor. Kimi cihaz onu oksijenle yeniletiyor, hayat veriyor. Kimi depo ediyor, kimi cihaz vücuda zaman zaman veriyor. Kimi posasını atıyor. Kim bir 20 gram bir et parçası koca makinelerin yapamadığı idrar atıyor, diğerini tekrar sirküle ettiriyor vücutta. Yaradılışı şöyle Cenab-ı Hak misaller veriyor. Bir noktadan, bir yoktan, bir spermden nasıl meydana geldi? Nasıl bir şekilsizlik, alaka ve mudga, onlar nasıl bir güzel bir şekle bürünme. Cenab-ı Hak soruyor, ey insan diyor, seni diyor şekilsizlikten en güzel bir şekilde birleştiren, Rabbine karşısını aldatan nedir diyor. Hep soruyor Cenab-ı Hak. Bu okunan ayette de Cenab-ı Hak, bizde Cenab-ı Hak bunları bildirmesinin sebebi bir imtihan dünyası içindeyiz. İbadeti kolaylaştırmak en başta. Çünkü biz ibadetle kazanacağımız çok şey var. İbadetle kemale erer insan. Yani ibadetsiz insan kuru bir ağaç gibidir. Meyvesi bir ağaç gibidir. Tefekkür ibadete bir vecd veriyor, bir heyecan veriyor, bir ruhaniyet veriyor. İbadeti kolaylaştırıyor tefekkür. Tefekkür huşu artırıyor. Tazimli emrillah. Allah'ın emirlerini bir tazimle ifade. Duyuşlarını derinleştiriyor. Yani bir toprak terkibinden nasıl şu gül çıktı? Şunun rengi, şekli, biçimi, ahengi, kokusu, hepsinin ayrı ayrı bütün çiçeklerin, sebzelerin ayrı. Duyuşlar arttırıyor. İnsanın kalbinde Esma-i İlahi'nin derinliklerinin tecellileri artıyor. En nihayet kulun şükrünü artıyor. Cenab-ı Hakk'ı nasıl bir şükredebileceğiz? İlk geliş insan olarak geldik. Bir dünyaya bir hayvan olarak da gelebilirdik. Vahşi bir hayvan olarak da gelebilirdik. Solucanı da yaratan Cenab-ı Hak, domuzu da yaratan Cenab-ı Hak, yılanı da yaratan Cenab-ı Hak. Biz bu kadar mahlukat içinden insan olarak seçilmiş geldik. Bu bir lütfen. Allah'ın bir lütfu. Bir emek karşılığı değil. Cenab-ı Hak bizi kendisine yaklaştırsın, sıfatlarla tezyin ediyor. Ruhumdan üfürdüğüm zaman buyuruyor. Nefahtü fihi min ruhi buyuruluyor. İstidat veriyor kendine yaklaşmaya. Müslüman bir cemaat içindeyiz. Müslüman bir toplum içindeyiz. Afrika'nın bir köşesinde, Sibirya'nın bir tarafında, bir domuz çiftliğinin bir kenarında bulunabilirdik. Gafil olabilirdik. Yani üst üste lütuflar, eklene ekle lütuflar. Cenab-ı Hak
Adem Aleyhisselam'ı cennette yarattı. Yine insanın cennete girmesini istiyor. Bunu peygamberler gönderiyor. En zirve peygamberi biz ümmet kıldı. Bu da meccanen. Buna bir dahlimiz yok. Bu da lütfen. En büyük kitaba Elham bir rehber olarak verdi. Bir hidayet rehberi olarak yani. Bir ahiret saadet kitabı olarak ve dünyada da saadet kitabı olarak. Ve yine bizim tekrar cennete dönmemizi istiyor. Cenab-ı Hakk'ın rızası kulun cennete dönmesinde. Bu tefekkür de kulluğu kolaylaştıran bir lütuf Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hak hep bu lütfu Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Tefekkür bütün mahlukatta var. Yani yılanda da bir tefekkür var. Nasıl avını avlayacak? Sırtlanda da var, ne şekilde parçalayacak? Yani insandaki tefekkür, nefsani, süfli arzularına ait olmaması, Cenab-ı Hakk'a yaklaştıracak bir tefekkür olması. Onun için bu kainat sergisinde bir ama ve sağır olarak dolaşmaması. Cenab-ı Hak bunu arzu ediyor. Demin bahsettiğim gibi yaratılışımıza tefekküre davet ediyor. Sema alemiyle tefekküre davet ediyor. Toprak terkibinden çıkanlarla tefekküre davet ediyor. Mahlukattaki hikmet ve ibretleri seyretmeye davet ediyor. Ve faniliği tefekkür ettiriyor. Velhasıl kainattan, zerreden, küreye her şeyi, maddi ve manevi her şeyi tefekkür ettiriyor. Demin devamlı bir kameralar alındı. Bütün kardeşler heyecanlı bir hatıra olarak resim çektiriyorlar. Fakat biz bu çektirenlerin hayatımızı bir gün gelecek, o gün Cenab-ı Hak bize teferruatıyla gösterecek. O gün biz hatta hissiyatlarımızı göreceğiz. Ameldeki hissiyatlarımızı, davranışlardaki hissiyatlarımızı göreceğiz. Cenab-ı Hak ikra kitabek buyuracak kıyamet günü. Bugün kitabını oku diyecek. Herkesin ekran önüne gelecek. Herkes ekranda kendi şu dünyadaki hayatını seyredecek. Yani namazını ne kadar hissiyatla kıldı? Kaçta kaçı kaldı? Affedersin, kaçta kaçı iskarsaya çıktı? Orucun kaçta kaçı kaldı? Kaçta kaçı iskarsaya gitti? Yapılan hayır hasenat ne kadarı kaldı, ne kadarı gitti? Hep bunlar yani kalbimizle ayarla bütün bir ömrümüzü seyretmiş olacağız. Yine Cenab-ı Hak yevmeizin tuhaddüsü ahbaraha buyuruluyor. Yeryüzü üzerinde işlenenleri haber verecek. Yani kıyamet günü bütün her şey bir şahadet halinde olacak. Yani şu mekan da şahitlik olarak gelecek. Hatta bu dünyada şu vücut içinde yalnız dilimiz çalışıyor. Cenab-ı Hak dilimize bir konuşma kabiliyeti verdi. Yalnız dili, iki et parçası arasında dilimiz konuşuyor bu dünyada. Şu vücuttaki konuşturan yer aşağı 20-30 gram bir et parçası bizi konuşturuyor. Hissiyatımızı ifade ediyor. Fakat kıyamette de böyle değil. Kıyamette bütün uzuvlar konuşacak. Ayet-i Kerime'de deriler, gözler, kulaklar hepsi konuşacak. Yani bu deri nerede kullanıldı? Bu göz nerede kullanıldı? Şükre mi gitti? Bu göz şükür halinde mi oldu? Yoksa nefsaniyete mi? Kulaklar öyle hakeza. Velhasıl çok ilahi bir dehşetli manzara ve bu kim bilir bu kameranın kaç bin trilyon mislini o hissiyatlarımızı orada kendimiz seyredeceğiz. Velhasıl Rabbimiz bizim bir hamd halinde yaşamamızı arz ediyor. Rabbimizi hep övgüyle anmamızı. Yani bu ilahi kudret akışları, ilahi azamet tecellileri karşısında kalbimizin uyanık olması. Onun için Cenab-ı Hak bu kalp alemimizi iyi işletmemiz istiyor. Efela yakulun buyuruluyor. Ülül elbab buyuruluyor. Likavmin yakulun buyuruluyor. Akıl sahipleri buyuruluyor. Akıl erdirmez misiniz buyuruluyor. İbretlerin olduğu bildiriliyor. Velhasıl Cenab-ı Hak bizi daima bir ikaz-ı ilahi halinde ve cennete dönmemizi istiyor. Yine Cenab-ı Hak Haşr suresinde ey iman edenler Allah'tan korkun, herkes yarına ne hazırladığına baksın buyuruluyor. Bu dünyadaki yarın en yakın zamanı ifade eder. Yani en acele bir şey için yarın söyleyeyim denir, yarın cevap vereyim denir. Çok yakın bir ifadedir. Tabi bu dünyadaki yarınlar izafi yarınlar, esas yarın ahiret yakını. Ne kadar yakın ahiret? Belki binlerce sene, binlerce asır bilemiyoruz miktarını.
Fakat sonsuzluğun yanında, bir sonsuzluk yani bir namütenayinin karşısında ahiret o kadar yakın. Bu dünyada bu imtihan dergahı içinde olabilmeniz bir idrak içinde bulunabilme. Onun için en mühim kalbi koruyabilme.